Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 01.03.2020 Pazar günü sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bu seyirdeki sohbet mevzu 69.2 Namaz sureleri. Hangi surede? Kevser suresinde kalmışız. Onun sonlarına doğru gelmişiz. Oradan yolumuza devam edelim. Takip edenler varsa Kur'an-ı Kerim'de yolculuk 69'a 2 90. sayfa alt paragraftan devam ediyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Geçen sohbetten yukarılarını okumuşuz. Kaldığımız yerde bir küçük aktarma var. 95 sayılı Terzi Baba, yani 95 sıra numaraları, sıra numaralı 1953'ten küçük bir bölüm aktaralım. Konu ile ilgili olduğu için oradan bir bölüm alıyoruz. Bismillahirrahmanirrahim. Terzi Baba Necdet Ardıç 1953 şifresiyle görüldüğü gibi 18 bin alemi vahdetinde kesret, kesretinde vahdet, zahirinde ve batınında cem olarak seyreden insanı kamildir. Verilen Kevser ile Rabbul Erbab için kılınan namaz hükmüyle evlatlarının nefsi emmare ve nefsi levvamesini kestirerek esveli safilin olan Hazreti Şehadet'ten, yani Mescid-i Aksa'dan hakikatleri olan ayınlarına miraç ettirmekte ve Cenab-ı Rabbul Alemin'in zatına döndürmektedir. Bu M.C. kardeşimizin yazdığı bir bölüm. Ayrıca gene bu sure hakkında şahsım için yazılmış bir çalışmayı da ilave etmeyi faydalı olur düşüncesiyle uygun buldum. Cenab-ı Hak faydalandırsın inşallah. Yine burada aynı kardeşimizin kendisi de buradalar, tanıtalım. Bir yazısı vardı. Konuyla ilgili olduğu için onu da buraya almıştım. Bismillahirrahmanirrahim. İnna a'tayna kel kevser fesalli li rabbike venhar inne şani eke huvel ebter. Bu sure-i şerifin eğer tarafı diğer surelerde de olduğu gibi mutlak ve muhkem manalar taşımakta. Özellikle ilmi manada ve eğitim bir yönüyle fesalli li rabbike venhar ayeti çok mühim seyr-i sülukta. Bütün Esma-i İlahiye'nin hakikatlerinin nasıl çalıştığı, nasıl ve hangi şekilde faaliyette olduğu bu ayet-i kerime ile açıklanmış oluyor. Ancak birçok mertebelerden değişik şekilde yorumlandığı için hakikat ve marifet mertebesindeki anlayışı pek zuhura çıkartılamıyor. Şeriat ve tarikat mertebesinde klasik olarak anlaşılması kolay. Ama hakikati itibariyle yani ayet-i kerimenin batınında olan hakikati itibariyle bu sure-i şerife başlanıldığından beri yapılan sohbetlerde o yönü anlatılıyor. Ve burada da o devam ediyor. İnna baş taraftaki kesin biz Kevser'i sana ata, ita, ihsan ettik, sunduk, lütfettik. Kevser'in ne olduğu daha belki sohbetlerde anlatılmıştı geniş haliyle. Hem harfleri itibariyle hem manaları itibariyle. Artık hemen senin Rabbin için
diye salli salat, namaz kıl. Ve enhar, nehar, nahır et, kurban kes, boğazla. İnne yine kesin olarak sana inne şan, kin, buz, adavet eden hüve ebter soyu, kesik olan odur. Ey Muhammedi, doğrusu sana Kevser'i verdik. Ey Muhammed, doğrusu sana Kevser'i verdik. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Doğrusu adı, şanı ortadan kalkacak olan, sana kin tutan kimsedir. Zahir olarak bakıldığında bazı beşeri bireyler arasında olan bir husumetin hali belirtilmekte iken, ama hakikati yönüyle çok daha başka manaları olduğu daha evvel de görmüştük. Şimdi onlar devam ediyor. Öyleyse Rabbin için namaz kıl ve kurban kes. Buradaki ifade demek ki bu kurbanı ve namazı Rabbimiz için yapmamız lazım geliyor. Yani bizim için değil, Rabbimiz için. Ama düşünebilir, Rabbimizin namaza ihtiyacı mı var? O manada değil. Bunlar daha evvel de belki sayfalarda izah edilmişti. Şimdi yine devam edelim oradan. Rağbet edilip doğum olup nefsinden berat alınıp miraca çıkılıp kadir ve kıymet bilindikten sonra Ramazan sonunda şükür bayramı yapılır. Ona şeker bayramı denir. Aslında şükür bayramıdır. Cemali tecelliler içinde gark olmuş salik Ramazan sonunda şükür bayramı yapar. Sene sonunda kurban bayramında celal tecellisiyle mürşidinin yardımı ile nefsi emmaresini keser ve başkalarının da nefsi emmare ve levamesini kestirecek duruma gelir. Bu oluşumlar bir sene içinde oluşacak hadiseler değil, 15-20 sene zarfında özverili çalışmalar sonucunda kabiliyetli saliklerin ulaşacağı hallerdir. Yani tarikatın hakikati, hakikat mertebesine ulaştırmak, görevi de o zaten. Hakikat mertebesinin görevi de marifet mertebesine ulaştırmaktır kişileri. Ama biz tarikata girdik diye şeriat ve tarikat düzeyinde kalarak yine ikili bir Allah anlayışıyla orada ne yazık ki oturuma geçmiş oluyoruz. Yola çıkmış olduğumuzu zannediyoruz ama aslında oturuma geçmiş oluyoruz. Neden? Çünkü hep aynı düşünce, aynı tefekkür, aynı anlayış içerisinde kaldığımız için. Cenab-ı Hak kendisine gelen yolda bizlere gayretler verip, perdeleri açıp yolculuğumuzu daha ileri seviyelere nasip etsin. Kısa ve özet bilgiden sonra yukarıda geçen Kevser ve kaynaklarını incelemeye çalışalım. Kevser kelimesi kef, vav, se, rı harflerinden meydana gelmekte. Bunların diğer yönüyle ne demek olduğunu anlamaya çalışalım. Kef, kün, ol gibi kelam-ı ilahi ve kün ol hükmündedir. Varmış burada da. Vav, varidat-ı ilahi, ilahi lütuf ve ihsan. Se, peltekse, buradaki se, sena, övgü veya sev, elbise, giyilecek şey. Se'nin üç noktası, ilmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebeleridir. Rı ise rahmeti ilahi, ilahi rahmettir. Bu oluşmuşlar, oluşumlar yahut Kevser lafzının içinde mevcuttur ve kim ki, kime ki Kevser verilmiştir,
bu hakikatleri idrak eden o olmuştur. Kelam-ı ilahinin lütfedilişi, varidat-ı ilahinin ihsanı insanı ile ihsanı ile övülmesi, muhabbet elbisesinin giydirilmesi, rahmet ilahinin tecellisiyle gark olup Kevser'in hakikatine ulaşan kimselere ne mutlu. Dini kitaplarımızın ilgili bölümlerinde Kevser'den iki türlü bahsetmişlerdir. Birinde Kevser bir havuzdur. Mahşerde Müslümanlar oradan birer bardak içecekler ve susuzluk çekmeyeceklerdir. İkincide ise Kevser cennette bir nehirdir demişlerdir ki ikisi de doğrudur. Yani hem mahşerde hem de cennette zuhur yeri varılır, hem de cennette zuhur yeri vardır o zaman. Hı? Zuhur yeri varılır, vardır. Bu zahir yönü itibariyledir. Bir de batıni yönü vardır ki biz bundan incelemeye çalışalım. Batıni yönden baktığımızda Kevser'in gerçekten kişide meydana gelen hem bir havuz ve hem de bir nehir olduğunu görmekteyiz. Kişi belirli çalışmalarıyla zaman içerisinde kendinde vahdet bilgilerinden meydana gelen bir ilim havuzu oluşturmaktadır. Onun bir bardağından içenin ebediyen beşeriyet susuzluğuna düşmeyeceği tabidir. Çünkü vahdet ilmini idrak etmiş olarak o Kevser'den içmiş olan kimsenin başka bir şeye, beşeriyet bilgilerine ihtiyacı kalmayacağı da açıktır. Bu yönüyle baktığımızda Kevser'in bir havuz olduğunu görmekteyiz. Kevser'e nehir yönüyle baktığımızda ise işte burasının batını itibariyle nesille ilgili olduğunu görmekteyiz. Gönülden Esintiler 6 sayılı kitap, Mübarek Geceler ve Bayramlar. Oradan alınan bir bölümmüş. Kevser sayısal değerlerine bakacak olursak K20, V6, S500, R200 toplam 726 etmekte. 7 ile 6'yı topladığımızda 13 etmekte. 13 Hazreti Muhammed'in şifre sayısıdır. 2 ise zahir ve batın bayramdır. Ramazan bayramı olan halife-i şahsiyelik batını yani kendinden kendine halife-i umumi kurban bayramı olan ise zahiridir. Çünkü cemaate dönük olan tarafı vardır. Birinci ayette Kevser'in verilmesi ile birlikte iki ayette namaz kılınması isteniyor. Öncelikle kılınan şükür bayramı iki rekat namaz ve kurban kesiminden önce kılınan namaz ile toplam 4 yapmaktadır. 4 İslam'ın şifre sayısı olan şeriat, tarikat, hakikat, marifet mertebeleridir. Bu mertebelerin hakikat namazı kılınınca ancak nefsi emmare kesilebiliyor. Yani zahiri, batını, yakini ve marifeti bir bayram kemaliyle yapılabilmiş oluyor. Birinci ayette geçen Kevser'in açılımı Muhammed Suresi 15 ayette olduğu bu ayet incelendiği zaman anlaşılıyor. Muhammed 47 sıralı Sure-i Şerif 15. ayet. Kötülükten sakınanlara vaat edilen cennetin durumu şöyledir. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar,
tadı değişmeyen sütten ırmaklar, içenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar ve süzme baldan ırmaklar vardır. Onlar için cennette her çeşit meyve ve Rablarından bir bağışlanma vardır. Bunların durumu ateşte ebedi olarak kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimsenin durumu gibi olur mu? Sure sayısı ve ayet sayısını toplarsak 47 artı 15 62 6 artı 2 8 8 cennet çıkmakta. Kevser ırmağı ise 8 cennettedir ve kolu bu kolunda bağlı bulunduğu aşk-ı ilahi, hubb-ı ilahinin kaynağı insanı kamil cenneti tam ortadadır. Su, süt, şarap ve bal ise kollarıdır. Toplam 5 hazret mertebesini ifade eder. Diğer 7 cennet ise nefis cennetleridir. Ayetin ilerleyen bölümlerinde değinilmiştir. İttika, korunma sahipleri için vaat edilen cennet, ittika sahipleri 4 grupta toplanır. Şeriatın ittikası, farz ve sünnet ibadetleri şeklen terk etmekten sakınmadır. Tarikatın ittikası, ilahi muhabbetten ayrılmaktan sakınmadır. Hakikatin ittikası, hak ile olmamaktan sakınmadır. Marifetin ittikası, hak ile bir an olsun ayrı olmaktan sakınmadır. Şeriat ve tarikat ehli, hayali Rableri ile beraber nefis cennetlerinde, hakikat ve marifet ehli ise gerçek Rableri ile beraber zat cennetlerindedirler. Orada bozulmayan temiz sudan ırmaklar. Zat cennetinin ilk ırmağı ma'e, bozulmayan su ırmağı. Üzerinde yaşadığımız arzın suları belirli bir süre sonra dış etkilere maruz kalarak bozulmaktadır. Su ırmağı efali ilahiye ve cennetini temsil etmektedir. Sayısal değerine bakacak olursak mim 40, elif 1 ve 13'tür. Hemze de 1 ve 13 değerindedir. 46 1, 40 artı 1, artı 13, artı 1, artı 13 eşittir 66 olmakta. 6 artı 6 eşittir 12 olmakta. 66 bir bakıma Allah isminin sayı değeri, bir bakıma da 67 Allah isminin sayı değeri çıkmakta. 12, hakikati Muhammed'i ve tüm cennetlerinde toplamını vermektedir. Sütün, şarabın, balın ve aşk yani hubb-u ilahiye olan nefesi rahmani sudur. Aynaya nefes hu diye üflenince sıcak olarak çıkan nefes su taneciklerine dönüşür. Su hayattır. Su olmadan, yani hayat olmadan hiçbir şey olmaz. Aynı zamanda Hazreti Şehadet mertebesi olan bu mertebe tüm mertebeleri kapsamaktadır. Burada mürşidin ilminde fani olunarak onun hayatı ile dirilmek mümkün olur ve daha önceki zanni ve hayali bilgileri ölür ve salik ahirin efali cennetini burada yaşar. Mürşidinde fani, tevhid-i efal cennetinde bakidir diyebiliriz. Bu hal üzere olan kişinin beşeriyet elbisesi üzerinden kalktı mı, aynel olarak bu halleri ahiret aleminde açılımları olur. Ma'e mim, yani hakikati Muhammedi'nin önünde elif,
yani uluhiyeti perde olmuştur. Ancak bir önünde olan hemze, yani Hamza gibi idraki manada şehit olanlar bu perdeyi ortadan kaldırıp gerçek manada hakikati Muhammediye'yi idrak edebilirler. Bu perde mürşidin zahiri beden perdesidir. Hemze ile Hamza gelmişken Umre'ye gidenler Uhud sahasını bilirler. Orada bu hakikat yaşanır. Uhud şöyle bir gözümüzün önüne gelirse iki ve iki ana dağdan oluşur. Küçük dağcıklar vardır. Ortada bir boşluk vardır. Peygamberimizin o savaş sırasında işte yaralandıktan sonra birkaç kalan eshabı ile birlikte çekildiği dağın arası. Arkasında da ay şeklinde böyle bütün arkayı çevreleyen bir dağ vardı. Böylece orası beş ana dağ görüntüsündedir o sahadan bakıldığında. Dikkatle bakanlar varsa onu fark etmişlerdir. Yani Uhud Savaşı aslında Ahad Savaşı'dır. Aynı harflerle yazılmakla, Uhud'la Ahad'da. Orada Hazreti Hamza'nın şehit edilmesi, bakın, Hemze'nin Elif'te mahvolması, mahfiyet haline gelmesi, fani olmasıdır. Hamza'nın, yani Hemze'nin, Hemze Elif'in gerçek Elif'te ki uluhiyet makamıdır. Hemze'nin yani Hamza'nın uluhiyet makamındaki mahviyetidir. Yoksa orada öldü gitti. Duygusal manada gözlerimiz yaşarıyor tabii anlatıldığı zaman o sahası başka. Ama oradaki Hazreti Hamza'nın şehit edilmesi Hemze'nin Elif'te ahadiyet hakikati üzere mahviyete dönüşmesi, yok olması manasıdır. Oradaki Hamza'nın suretine baktığımız zaman bizim beden taraflarımız Hamza'dır. Manası Hemze'dir. Ama bu Hemze Elif'te mahvolması lazımdır ki ne Hamzalık ne Hemzelik kalsın. Zaten o Hemze'yi iki ucundan tutup çektiğimiz zaman yine Elif'tir. Zaten Elif'ten oluşmuştur. Yani Hemze ile Hamza'nın böyle bir birlikteliği vardır. Ki bu da maen dediğinde orada da bir Hemze Elif olmaktadır. Bu perdeyi ortadan kaldırıp gerçek manada hakikati Muhammediye'yi idrak edebilirler. Bu perde mürşidin zahiri beden perdesidir. O Uhud sahnesini, sahasını bir göz önüne getirelim. Gidenler getirirler. Oraya giderken sağ tarafta Ayneyn tepeleri var, iki tepe. Bugünlerde belirtilen televizyonlarda da isim vermeyelim. Şehitler Tepesi denilen yer orası. Ayneyn tepeleri. Okçular orayı terk ettiler ve Müslümanları da o şekilde o zamanki Halid bin Velid'in süvari askerleri geldiler. Müslümanları çok zor duruma soktular. İşte o bahsedilen Şehitler Tepesi'nin terk edilmemesi. Bugün de fiziken yaşadığımız bu harpler, savaşlar içerisinde yani mahallerini askerlerin terk etmemeleri ne pahasına olursa olsun. Terk edildiğinde bir geri mahal terk edilecek, bir geri mahal ondan sonra sınırlarımıza kadar dayanacaklar. Bu işin siyasi ama güncel tarafı ve hepimizin sıkıntıları var bu şekilde. O tepenin ne olduğu pek anlaşılmıyor. Böylece de konuyla ilgili olduğu için Şehitler Tepesi, Ayneyn Tepesi. İki tepe, birisi çok üzerinde gezildiği için rüzgar fırtınadan biraz tepelik hali gitmiş, biraz düzleşmiş ama birisi daha mevcut. Ayneyn Tepesi, bakın asli ismi. Yani Ahadiyet tepelerinin ayna olan tepesi
karşılatan o hakikatler, o manaları ortaya getiren ve aynı olan tepeler. Yani o tepeleri, nefsimizin tepeleri diyelim, o tepeleri terk ettiğimiz zaman bu sefer ahadiyeti de kaybetme tehlikesi ortaya girmekte. Devam edelim. Zuhuru perde olmuştur zuhura, gözü olan delil ister mi nura? Musa aleyhisselam değneğiyle kayaya vurunca 12 kaynak çıkmış ve kavminin 12 sıptı hangi kaynaktan su alacağını bildiği gibi her yolun kaynağı da başkadır. Buraya gelmişken bir de şu meseleye bakalım. Musa aleyhisselamın genelde bir defa suya vurduğu, o şeyden, Kızıldeniz'den geçerken bir tek yoldan geçtiği diye genelde söylenir. Ama öylece buna da bakılmaz. İşte suya vurdu, su açıldı, geçti diye söylenir. Halbuki burada bahsedilen 12'si yere vurdu ve 12 kaynak çıktı. Oradan da 12 tane yol açıldı. Her kavim, yani her sıpt, her sülale kendi yolundan geçti. Burada da her sülale kendine ayrılan çeşmeden su içti. Çünkü ancak bir şeye daha burada dikkat çekmek lazım. Bu hem geçişte hem suda. Oradaki sular birden dokuza kadar mertebe olarak geliyordu. Dokuzdan sonrakiler 9+1, 9+2, 9+3, 9+4 şekliyle 12'ye kadar geldi. Yani hepsi bir makam olarak 12'ye kadar değil, 9'a kadar museviyet mertebesi itibariyle, çünkü o gün en yüksek makam oydu. Tenzih makamı, yani ötelerde bir Allah anlayışı. O 9'dan sonrakiler 10, 11, 12 hep 9 makamındaydılar. Sayı olarak değişik ama anlayış olarak hepsi 9'daydı. O pınarların da 9'a kadar olan kısmı, manaları değişik. 9'dan sonrakilerde hep 9, hep 9, hep 9 idi. Bu mühim bir meseledir. Seyri sülük yolunda mertebe ilahiyeye tabi olmak, itaat etmek ve bunları ayırabilmek babında bu dikkat çeken bir konudur. Ve Beni İsrail 12 kanal olarak oradan geçiyorlarken Cenab-ı Hak buz haline getirdi suları orada. Hemen yanları açtı, buz oldu, sabit kaldılar. Ve buz da cam şeklinde olduğundan kavimler, sırtlar birbirlerini görüyorlardı sağa sola baktıkları zaman. Neden? Mutmain olsunlar diye. Eğer birbirlerini görmüş olsalar zannedecekler ki sadece kendi sıpt, kendi sülalesi, bir sülale geçiyor. Diğerleri merak edecekler. Acaba halak mı oldular, ne oldular diye. Peki o zaman Firavun hangi sıptın arkasından gitti? Musa aleyhisselamın içinde bulunduğu sıptın arkasından gitti. Gayesi Musa'yı ortadan kaldırmaktı çünkü. Bu da böyle bir bilgi olsun. Su ırmağı şeriat mertebesini temsil eder. Tadı değişmeyen sütten ırmaklar, zat cennetinin ikinci ırmağı leben, süttür. Resulullah Efendimiz rüyasında gördüğü sütü ilim olarak tabir etmiştir. Rüya yani batıni, nefsi ve nurani seyirdir. Leben süt sayılar değerini, sayısal değerini incelersek L30, B2, Nun 50, toplam 82. 82, 10 yine kendi içinde toplarsak 10. Tevhid-i sıfat mertebesidir. Lam uluhiyet ve risalet. Nun nefsi küldür.
Kevser ırmağından gönül havuzuna dolan ilmi kamil insan müntesiplerine nur Muhammedi gereği her mertebeden gönül süt pınarından saliklerini ilim olarak beslemektedir. Musa aleyhisselam nasıl ki sadece öz annesinin sütünü kabul etmiş, diğer süt annelerinin sütünü kabul etmemişse, salik de sadece öz annesi mesabesinde yani düzeyinde ve nefsi kül konumunda olan mürşidinin ilim sütünü kabul eder. Başka üretim bir süt içmeye kalkarsa bu sütlerin ihtivası birbiriyle karışınca tadı da mahiyeti de değişmiş olur. Onun için bir salik sütünü yani ilmini karıştırmamalıdır. Mürşid-i Kamil mesabesinde yani düzeyine gelmiş bir kişi de sütünden müntesiplerine geçecek ilimler konusunda dikkatli olmalı ve risalet süzgecinden geçirip vermelidir. Lam yani uluhiyet mertebesi yani Allah esmasından alınan ilim risalet yani Mürşid-i Kamil'in gönül aynası veya Rabb-ı Has aynasına veli ve mun'im esmaları aracılığı ile yansır ve buradan nefsi kül mertebesinden sohbetler ile saliklere içirilir. Seyrinde iki seyir olan nurani seyre gelmiş olan salik de bu risalet ilminin yansıması ile mürşidinin ilgilendiği konu doğrultusunda ilmi açılımlar olur ve bunun neticesinde bu açılımlar çalışmalarına yansır. İşte bu mertebenin sütünün tadının değişmemesi lazımdır. Nasıl dünya sütü biraz beklerse kaynatılmaz veya pastörize edilmezse kesilir. Bu ilim sütünün tadının bozulmaması için gerçek bir kamil insanın bünyesinde işlenip sağlıklı ve tadının bozulmaz bir hale gelmesi gerekir. Böyle olmayan bir süt yani ilim risaletten kesiktir. Taliplerini hakka ulaştırmaktan keser. Süt ırmağı tarikat mertebesini temsil eder. İçenlere lezzet veren şaraptan ırmaklar. Zat cennetinin üçüncü ırmağı hamr, şaraptır ve aynı zamanda ekşi demektir. Dünya şarapları ekşidir ve sarhoşluk verir. Lezzet veren yani ağız yolu ile alınan tattır. Tasavvufta geçen meyhane dergahtır. Mürşid-i Kamil gönül hanesi olan bu dergahına gelen saliklerin gönüllerine şarabı yani aşk-ı ilahiyi nefes yolu ile yani sohbet ile temfis eder, nefesle verir. Lezzet yani tat, ağız tavanı ve tabanı sayesinde alınır. Bu tat hücreler ile beyne iletilir ve hakikat-ı ilahi sohbeti içenlere şevk vermiş olur ya zevk vermiş olur. Ağızdan alınan tattan önce bir salikin iyi bir dinleyici olarak hakikat kulağının açılmış olması gerekir ki bu bir önceki mertebe olan süt ırmağında olur. Hamr, şarap sayısal değerini incelersek Ha 600, Mim 40, R 200 toplam 480. 8, 4'te 12, 12 de hakikati Muhammediye'dir. Ha, halk, mim, hakikati Muhammedi, uluhiyet. Re, rahmaniyet ve rububiyet mertebeleridir. Ayan sabitede bulunan esma ilahiye halkının uluhiyet mertebesinden nefes-i rahmani ile temfis edilip rububiyet mertebesinden açığa çıkan esma ilahiyenin içenlere lezzet vermesidir.
paragrafı bir daha okuyayım, biraz düz okunuyor. Ayan sabitede bulunan Esma-i İlahiye topluluğunu, yani bunun halkını, Esma-i İlahiye bir halk, topluluktur. Uluhiyet mertebesinden nefesi rahmani ile nefeslendirilip, yani gönderilip, tenfis edilip, rububiyet mertebesinden açığa çıkan Esma-i İlahiye'nin içenlere lezzet vermesidir. Ne demek? Eğer yaşadığımız süre içerisinde, günlük yaşantılar içerisinde bizlerden çıkan fiillerin hangi esma kanalıyla çıktığını idrak ettiğimizde, işte bu Esma-i İlahiye'nin lezzetini almış olmaktayız. Yani yaşantımıza bir güzellik, bir hoşluk, bir letafet gelmiş olmaktadır. Demek istenen budur. Esma-i İlahiye'nin içenlere lezzet vermesidir. İçmek demek, bünyeye indirmek demektir. Yaşadığımız halleri idrak ederek yaşamamızda onu bünyemize indirmek demektir. Ve yaptığımız fiillerin nefsimize ait olmadığını, hayali ve nefsani ve gafletli bir yaşam olmadığını, her attığımız adımın, her yaptığımız fiilin, her bir mananın bir isme dayandığını ve o isim yoluyla bize lütfedilmiş olduğunu, yani içirilmiş olduğunu anladığımızda onun zevki, hoşluğu, mutmain bir hayatın yaşandığı böylece görülecektir. Ölüm de bir tadıştır. Kevser ırmağının şarabını tadan, salik ölmeden önce idraken ölüp, bu aşkı ilahi badesi ile Hakk'ın cemal aynasında gark olup kendinden geçmiş bir haldedir. Hamur mayalanmak ve hamurdur. Hamur da mayanın etkisiyle ekşiyip kabarır ve yenecek hale gelmesi için fırında pişmesi gerekir. Hakikat ilahi sohbetinin bir salikin anlayabilmesi için mürşit hamuru gönül ateşinde pişirmesi gerekir ve ufak lokmalar halinde taliplerine verir. Eğer büyük lokmalar ile verilirse boğaza takılır ve manevi ölüme sebep olur. Şarabı içtik, sarhoş olduk elhamdülillah. Ayıldık, ilme talip olduk elhamdülillah. Şarap ırmağı hakikat mertebesini temsil eder. Süzme baldan ırmaklar. Zat cennetinin dördüncü ırmağı aselin, baldır. Bal bilindiği gibi altıgen peteklere arıların topladıkları balları işlemden geçirip çıkarması ile oluşan Hakk'ın muhteşem bir sanat harikasıdır. Arının renkleri sarı ve siyahtır. Bu sıvı gerçek hayat verip kıyamettirir. Salih'in kıyametini koparıp nefsini kurban ettirir. Arıları bir tabirle tanıtmak gerekirse, Rezzak isminin uçan varlıklarıdır arılar. Rezzak isminin uçan varlıklarıdır. Balın süzme olması peteğinden, peteğinden süzülmesidir. Petek dış kısmı, yani efaldir. Bal zat marifet mertebesini temsil etmektedir. Burada fiil yoktur. Mutlak ilim mertebesidir. Balın bu dış kısmı ayrılmalıdır. Gerçek zati öz olan ilim taliplerin gönül havuzuna akıtılmalıdır. Peteğin altıgen olması altı yöne işarettir ve bu bal dördüncü ırmaktır. Kabe'de küp, yani altıgen ve dört köşe vardır. Arı peteği, arının içinden çıktığı doğum yeridir. Kimi işçi, kimi erkek arı, kimi kraliçe arıdır.
Bir bakıma derviş önce işçi arı gibidir. Topladığı balları dergahı olan kovana taşır. Daha sonra erkek arı gibi ölür. Fenafillah mertebesini yaşar. Tam kemalat ile bakabillah mertebesine ulaşabilirse kraliçe arı gibi oğul verir. Kendi kovanını açar, cemaati olur. Bal marifet demektir. Marifet ilahiye mertebesi sahibi bir mürşidi kamil bu balı süzer ve salik hangi mertebede ise ona o mertebeden ikram eder. Bal asel sayısal değerini incelersek ayın 70, sin 60, lam 30, toplam 160, 16, 13 ve 3'tür. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebesinden hakikati Muhammediye'dir. Bal sayısal değerlerinden ilk 3 ırmağın da bu ırmak içinde cem olduğunu vermektedir. Ayın, göz, sin, insan, lam, uluhiyettir. İnsanın nasıl ki insanın en kıymetli organı ise alemlerin de en kıymetlisi göz bebeği mesabesinde olan insanı kamildir. Yani göz insanın en kıymetli yeri olduğu gibi insanda alemlerin en kıymetlisi göz bebeğidir. Zat ırmağı marifet mertebesini temsil eder. Ayet içinde geçen nehar ırmak sayısal değerleri 255 ve neticede 12. 12 hakikat-ı Muhammedi'dir. Nun, nur Muhammedi, he hüviyet, rahmaniyet ve rububiyet mertebeleri. Hakikat-ı Muhammediye'nin 12 ırmağı tüm mertebelerden kendi ilahi kimliği üzerinde nefesi rahmani ile esmalarına tenfis edilmesidir. Yine sayısal değerler 12-62. 62 incelenen Muhammed 47 suresi 15 ayetin sayısal toplamı ve 8 cennettir. Bu ırmakların tesadüfi değil, ilahi nizam gereği olduğudur. Biraz hızlı okuyacağım. Bu bölümü burada bitirelim. Diğeriyle karışmasın. 14 Nur Muhammedi'dir. Bu dört ırmağın tüm mertebelerden akıcı yani akar olmasıdır. 1148 nehir sayısal değeri 255 ile toplarsak 1398 verir. 139 13'tür. Hazreti Muhammed'in şifre rakamıdır. 8 ise 8 cennettir. 8 cennetten yolumuzda 53'ten istidatlı gönül havuzlarına su, süt, şarap ve bal ırmakları olarak akmaktadır diyebiliriz. Elzem-i Fazıl. Bal sayısal değeri 30. 2 artı 1 artı 30, 33'tür. 33, Mesnebevi'de ilk direk sayısıdır. Mesnebevi marifet, ilmi ve diğer ilimlerin kaynağıdır. Küçük bir uygulama yapalım. Bal Arapça asel idi. Asel. Ayın göz ve sel kulun abdiyet mertebesinden gözünden süzülerek akan gözyaşı selidir. Bu gözyaşları inci mesabesindedir. İlmel yakin, aynel yakin, hakkal yakin mertebeleri cem olduktan sonra sinin üzerine 3 nokta gelir ve aş el olur. Bu durumda olan kişi uluhiyetin Allah'ın aşçı olan eli ve taliplerin uluhiyet tabakalarına bu mana yiyeceklerini koyar ve onları besler. Resul-i Zişan Efendimiz ortaya bir tepsi bal koymuş. Bu nedir diye sorunca gelenler efendim bal demişler. Aynı soru Hazreti Ali Efendimiz'e de sorulunca parmağını daldırıp tattıktan sonra efendim baldır demiş. Cenab-ı Hak bizleri de gerçek balı tadıp müşahede edenlerden eylesin inşallah. Bal ırmağı marifet mertebesini temsil eder. Onlar için cennette her çeşit meyve Rablarından bir bağışlanma vardır.
zati cennette olanların rububiyet tarafları olduğu gibi kulluk tarafları da vardır. İşte kulluktan için meyve ve Rablarından bağışlanma vardır. Kullukları için. Bunların durumu ateşte ebedi kalacak olan ve bağırsaklarını parçalayacak kaynar su içirilen kimselerin durumu gibi olur mu? Zat cenneti ırmaklarından içenler ile içleri nar yani ateş olan bir olur mu demektedir Rabbimiz. Bu kişiler nar olan vücutlarına aynı su girse de ateş olup bağırsaklarını parçalayacaktır. Kevser ırmağını birleyen için ikinci rekatta Rabbin için namaz kıl ve nehar et, kurban kes boğazda denilmektedir. İşte Kevser neharlarını içen ırmakta hüviyet kimliktir. Hakk'ın kimliğiyle bir salikin kimliklenebilmesi için nehar, nahır bunun içinde hayattır. Bu boğazlama ile birlikte kan tazik ile bir ırmak gibi boşalır. Bu boşalma esnasında H ve H arasında bir hırıltı çıkarak hüviyet ve hayat birleşmiş olur. Sayısal değerleri 5, 8, 13'tür. 11 ve 12 mertebeleri 13'e bağlar. Zilhicce'nin 11, 12 ve 13 günlerinde kesilen kurban buraya bağlıdır diyebiliriz. 17, 12, 2013. Not, bugünün tarihin sayısal değeri bir hesapla 17 artı 12 artı 20 artı 62'dir. MC, bu çalışma için MC oğlumuzun ellerine gönlüne sağlık. Mevzumuz ile ilgili olmasından dolayı onu da kayda almıştım. Burada TBK. Evet, azıcık uzadı ama konuyu bitirelim diye baktım. İnşallah bu kadarla bırakalım birinci bölümü. Sonra devam ederiz. Cenab-ı Hak idraklerimizi bütün bu hakikatlere nasip eylesin inşallah. Kaldığımız sayfa 103. Kapatabiliriz. Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Bugün 01.03.2020 Pazar günü Kavacık'tayız. Öğleden sonra sohbetimize kaldığımız yerden devam edelim. Bilindiği gibi sohbet mevzu 69.2 namaz sureleri Kevser suresi konumuz idi. Oradan devam edelim. Sayfa 103. 8 cennet diye başlayan paragrafta kalmıştık. Cenab-ı Hak her birerlerimize hem kendi hakikatlerimizi hem de alemin hakikatlerini hem de ilahi hakikatlerin anlaşılması için bizlere yardımcı olsun inşallah. Bismillahirrahmanirrahim. 8 cennet ve 47-15 yani 47. sure 15. ayeti Muhammed suresi sayısal açıklamalar yazının içindedir. Az evvelki bölümde de yani bir evvelki bölümde de bunlardan bahsedilmişti. Topladığı zaman 47-15 62 yapmakta. Ve her zemin fazla Rabbi gerçekten de bunların hepsi Rabbimizin fazlı keremindendir, onun lütuflarındandır. Yine Sure-i Şerif'le ilgili olarak 2015 Umre dosyasından da küçük bir aktarma yapalım. Biz Merve Tepesi'nde, yani o gün say bittiğinde Merve Tepesi'nde Ad ile yani Adem'le birlikte saçlarımızı da yeteri kadar kesip sayımızı da selametle bitirmiş olduk. Rabbimize şükrederiz. Tavaf ve sayımızı yaparken bu umreyi kime bağışlayayım diye düşünürken
aklıma ne geldi? Fesalli lirabbike venhar geldi. Yani ilgisi bu, bağlantısı bu. Bu ilave yaptığımız 2015 Umresinden aldığımız konu ile bağlantısı bu. 108'e 2 geldi. O halde bu umremde Rabbim için olsun diyerek Rabbime hediye eyledim. Ravza'dan çıkıp otele doğru dönerken iki tane kendi umresini kendi anne babasına hediye ettiğini söyleyerek benim kime hediye ettiğimi sordu. Ben de fesalli li rabbike venhar dedi. İlgisi oradan. 108'e 2'de belirtildiği gibi umretti li rabbike. Umretti li rabbike. Rabbim için umre yaptım dedim ve otele doğru yola devam ettik. Bu neyi gösteriyor? Bakın kayıt almanın, not almanın ne kadar değerli ve mühim olduğunu. Bu notların zamanı geldiğinde hatırlanması ve o günlerin ne kadar güzel günler olduğunu tekrar yad edilmesi ve içerisinde bulunan manaların da kayıtta kalmış olması, yani yaşama geçmiş olması. Eğer bunlar o zaman kayda alınmamış olsaydı la teşbih yok olmuş, yani ölmüş olacaklardı. Kayda alındığında diri ve canlı olarak yaşamaktalar. Her okuyan kişi, bunları okuyan, şu anda bizler okuduğumuz gibi, bunlar bir sadece hayali bir yaşantı değil, aynı zamanda ilmi bir tespit olmaktalar. Ve arzu edenlere de bir ufuk, yol açmaktalar. Nasıl? Kıyasen. Kendi hayatlarına da kıyas yaparak, kendi hayatlarının başlarından geçen önemli ve özel halleri kayda alarak gelecekte bunların hatırlanması için veya kendilerinden sonra geleceklere de birer armağan, hatıra olması için annemizin, babamızın şöyle bir yaşantısı olmuş, başlarından bunlar geçmiş diye yad edilmesi sebebi olacaktır. Rabbim için umre yaptım dedim ve otele doğru yola devam ettik. Bu umremizde de Rabbimin hediyesi bu husus oldu. Yani rububiyet umresi hediye edilmiş oldu. Elhamdülillah her gittiğimizde başka bir lütuf olmakta. Bu son umremizde de başka bir şey oldu. Onu umre dosyasında yazacağız inşallah. Not. Bu husus oldukça derin olan bir konudur. Yani fesallili Rabbike. Normalde kabul görmeyip inkar edilebilecek bir konudur. Yani bu sahada düşüncesi, gezintisi, yakınlığı olmayan bu sahip bunu inkar edebilir. Nasıl olur böyle bir şey diye. O ne dursun? Kimseyi de ilgilendirmez, bizi de ilgilendirmez. Merak edenler için özetle kısa bir açıklama yapmaya çalışalım yine bu hususta. Cenab-ı Hak Adem Aleyhisselam cennette latif varlığı ile halk edince ona ve alleme Adem el esme küllehe ve ona isimlerin hepsini talim etti, öğretti. 2'ye 31 ayetinde, yani Bakara suresi 31 ayeti. Kerimesi hükmünce Adem Aleyhisselam ile başlayan bu batıni esma eğitimi, bakın yapılmakta olan eğitim, Cenab-ı Hakk'ın insanlığa hediye ettiği ilk eğitim, Esma-ül Hüsna'nın tarifi, aktarılması, anlatılması, anlaşılmasıdır. İlahi hakikatten risalete aktarılan ilk ilim. Yani uluhiyetten risalete, yani Allah'tan peygamberine aktarılan ilk ilim Esma-ı İlahiye ilmidir.
Adem Aleyhisselam ile başlayan bu batıni esma eğitimi her birerlerimizin iç bünyesine konmuş ve yaşadığımız hayatın her bir safhasını orada olan faaliyet hangi esmanın sınırları dahilindeyse biz de fıtri yani doğal olarak o esma o sırada faaliyete geçip yapmak istediğimiz şeyler ve konu ne ise o ismin sahasında yapmaktayız, yaparız. Ancak biz bunun farkında olmadığımızdan ben yaptım diyerek hadiseyi yine farkında olmadan kendi nefsi gücümüze veririz. Bu şekilde ilahi esma atıl, onun yerini alan nefsi esmamız zahire çıkmış ve biz nefsimizle hareket ettiğimizden yapılan fiilin neticesi de nefsi olur ve genellikle hüsranla sona erer. İşte bir kimsenin ilk yapması gereken şeylerin en başındaki husus kendisini tanımaya çalışmasıdır. Bir insan kendisini bilmedikten, kendisi tanımadıktan sonra yaptığı bütün işleri hayali olarak kalmakta ne yazık ki. O zaman görecektir ki kendinde kendine ait hiçbir şeyin olmadığıdır. Kendinde ve kendinin zannettiği her şeyin Allah'ın isimlerinin birer tecellisinden başka bir şey olmadığıdır. İşte bu husus bir irfaniyet ve eğitim meselesidir. Dünyaya gelen bir çocuk gerek ailesi, gerek çevresi ve okul hayatında aldığı bazı hayat anlayış ve ölçüleri oluşmaktadır. İşte bu husus kişinin kendi hayat anlayışını ve farkında bile olmadan kendinde nefsi bir benliğin oluşmasını sağlamakta ve haktan o derecede uzaklaşıp üzerinde hakkın emaneti olan her şeyini kendine ve hayali bir nefsi benlik ile nefsi benliğine bağlamaktadır. İşte bu haldeyken hakkın vermiş olduğu hayat, ilim, irade, kudret, kelam, semi, basar, sıfat-ı subutiye yani Allah'ın kendine ait olan sabit sıfatlarından kuluna aktardığı bu hayati sıfatları ve diğer bütün esma ilahiyelerini nefsine kaptırdığından, bunları nefsi istikametinde kullandığından bu değerler hak yolunda faaliyetini gösterememekte, böylece de atıl kalmakta ve çok mahzun olmaktadırlar. Yani içimizde bulunan bize Cenab-ı Hakk'ın bila ücret hibe ettiği kendisinin bütün isimlerini ve sıfatlarını Esma-ı İlahiye ve Sıfat-ı İlahiye'yi biz onun istikametinde kullanmadığımız zaman bunu nefsileştirmiş oluyoruz. Yani Esma-ül Hüsna'yı nefsimize bağlayıp nefsimiz istikametinde kullanmış oluyoruz. Bu oldukça büyük bir vebaldir. Bilindiği gibi her bir Esma-ül İlahiye kendi sahasında bir Rab, yani mürebbiye, terbiye edendir. İşte bu yüzden Esma-ül İlahiye sayısı kadar Rab vardır. Ve alemde müdebbir, tedbir edicilerdir. Rabların Rabbı, Rabbul Erbab olan Rabbul Alemin ise tektir. Her biri kendi sahasında faaliyet gösteren Esma-ı İlahiye olan rububiyet mertebesinin görevlilerini kişi farkına varmadan gafletinden dolayı nefsinin emrine verdiği zaman bu esmalar asli görevlerinden uzaklaştırılmış ve nefsin hizmetine verilmiş olur. Anlaşılıyor mu şimdi vehameti? İşte bu durumda çok sıkıntıda olan ve insanın aklına emanet edilen
akıl reis olduğu için bütün esma ilahiye kişinin aklına emanet edilir. Ancak nefs-i beşerisinin hükmü altına alındığından ve istila edilmiş durumda olduklarından ilahi isimler çok sıkıntı içine girmiş olmaktadırlar. Yani hak yolunda, hakkın istikametinde kullanılmadıkları, nefsani ve beşeri olarak kullanıldıkları için sıkıntıdadırlar. Ve onlar bizden hesap soracaklar ahirette. Ve görevlerini yapamamaktadırlar. İşte bu halde olan ve aslında bize ait olan ancak nefsimiz tarafından kullanılan esmalar kendi hürriyetlerini isterler. İşte bu durumda akıl sahibi bir kişiye bu esmaları hak yolunda kullanılması için bunları nefsin musallatlığından yani boyunduruğundan kurtarmak için onlara yardımcı olmak lazım gelir ki o isim ve sıfatlar kişinin lehine hak yolunda kendisine yardımcı olsun. Nefis tarafından bunlar engellendiği için kişiye hak yolunda fayda sağlayamamaktadırlar. İşte Cenab-ı Hak bu durumda olan kişinin içinde hapsolmuş halde bekleyen ve ayrıca nefis tarafından kullanılan bu isimler için Fesalli li rabbike venhar 108'e 2 Rabbin için namaz kıl. Yani onun ibadet yolunu aç ve kurban kes. Yani nefsine yeter artık de onu kurban et ki diğer esmalarda kurtulmuş olsun. İşte zahirde de derse başlayanlar tarafından ilk başlarda bu yüzden zuhuratlarda kurbanlar kesilir. Ayrıca hayvanlar öldürülür. Ve ondan sonra yavaş yavaş esma ilahiyeler ilahi asli görevlerini yapmaya başlarlar. Ve ancak ondan sonra hak ve gönül yolunda yol almaya başlanır. İşte bu yüzden bunları düşünürken o halde bu umrem de Rabbim için olsun diyerek Rabbime hediye eyledim. Bunların çok daha başka izahları da vardır. Burada bu şekliyle yapıldı. İnşallah namaz sureleri kitabımızda bu kitap ilgili surenin bu ayetinde daha geniş bilgi gelecektir. Cenab-ı Hak esmalarımızı nefsinin elinden kurtaranlardan eylesin. Bu bölüm 2015 tarihinde yazıldığı için inşallah gelecektir diye bahsedilen bu kitap. Amin. 2015 umre dosyasından bir miktar daha aktarma yapalım. O 14.02.2015 cumartesi. Yine devam ediyor sayfalar. Nokta 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 kaldığı yerden buradan başlıyoruz. Bu tavafı yani bir rububiyet tavafı sayı yapılmış. Tekrar bir tavaf. Bu tavafı da abdiyet, velayet, İbrahimiyet tavafı olarak niyetlenip yaptım. Allah Celle Celaluhu kabul etsin. Bir müddet sonra sabah namazı ezanı okundu. Bu arada galiba sensin buradaki bir er de gelmişti. Karşımızdaki maşallah bugün hep mevzu olan öbürtüler. Erhan oğlumuz da gelmişti. Ancak eşine bakmak için odalarına çıkmıştı. Biz yemek yerken onlar da geldi. Kahvaltılarımızı da yaptıktan sonra odalarımıza çekildik. Ben gene yazılarıma devam ediyorum. Yani notlarımı. Bitince dinlenmek için biraz yatacağım inşallah. Yatıp bir miktar uyuduktan sonra saat 10-12'ye geliyormuş uyandım ve bir zuhurat gördüğümü hatırladım. Gün tarihi de belli.
Zuhurat Hacer validemizin hakkında ve şöyle idi. Say yeri imiş. Yani bir görüntü var, bir saha var. Sayın yapıldığı yermiş. Ancak eski hali. Bugünkü say yeri değil. Yani inşa yapılmış olan hali değil. Eski, tabi hali. Yani Hacer validemizin ilk bırakıldığı hali. Hacer validemiz Merve'den Safa'ya doğru geliyor. 6. yürüyüşüymüş. Safa'ya yaklaşırken bir hareket oldu. Hacer valide say gidişinden çıkarak aşağıya doğru koşmaya başladı. Uzaktan İsmail'in yanında bir şeyler olduğunu fark etmiş, onun yanına gitmişti. İşte o anda orada su çıkmış onun etrafını zem zem dur dur diyerek çeviriyormuş. Daha sonra tekrar say yerine gelip kaldığı yerden devam ederek Safa'ya geldi. Ben de o taraflardan bakıyormuşum. Yani onu seyrediyormuşum. Daha sonra tekrar Safa'dan Merve'ye doğru döndü ve herhangi bir kimseye rastlayabilir miyim diye o tarafa gitti. Böylece 7 yürüyüşü bitirmiş oldu. İşte ben de bu arada uyanmışım. Kalkıp elimi yüzümü yıkadım. Zuhuratı kayda aldım ve çok mühim olduğunu düşündüm. Çünkü bakın zemzem suyunun Hacer validemizin Merve'den Safa'ya giderken 6. yürüyüşünde ortaya çıktığı anlaşılıyor dedi. Çıktı denir de ne zaman çıktı? Değil mi? Çok mühim bir hadise. Allah-u Alem tabi doğrusunu Allah bilir. Zem, zemin z'si 7, mimi 40'tır. Toplarsak 47. 2.47 olmakta. Zem, zem olunca 2.47, o da 94 olmakta. 94 namazda geçen selamların karşılığıdır. Hanefi mezhebi üzere bir günlük namazların sayısı 40 rekat farzlar ve sünnetleriyle birlikte. Bu 40 rekat içerisinde biz 94 defa selam sözünü kullanmaktayız. Sonra ben düşündüm, bu konu salat kitabında daha geniş şekilde açıklanmaktadır. Sonra ben düşündüm, burada bir eksiklik var dedim. Niye 99 değil? Sonra baktım ki her 5 vakit namazın her vaktinin biri de bir bütün selam, baştan sona selam. 5'te ilave edince oldu 99. Tamam, şimdi oldu dedim, hesap tuttu. Zem, zemin mim mi 40'tır. Toplarsak 7, 6, 40, 47'dir ki 94 namazda geçen selamların karşılığıdır. 7, 4, 11 Hazreti Muhammed'tir. 7 artı 7 eşittir 14, Nur-u Muhammedi'dir. Ayrıca en büyük ebced sayısıyla Z 137 sayı değerindedir ki zaten bu da bellidir. 13 ve 7 var. Daha fazla uzatmayalım. İnsanın batın varlığında iki pınar, nehir vardır. Bunların biri Zemzem pınarı, diğeri ise Kevser nehridir. Zemzem beden mülkünden çıkar, Kevser ise gönül aleminden çıkar. Bunların ikisi de kişinin benliğinde vardır. Ancak bunları çıkarıp faaliyete geçirmek bir irfaniyet işidir. Cenab-ı Hak yollarını açsın hepimizin. Bunlardan sonra kalkıp tekrar elimi yüzümü yıkadım. Zuhuratı kayda aldım. Oda görevlisini bekliyoruz. Gelip temizlik yapacak. Mahbub isimli görevli. Bakın. Bunlar öyle sıradan gibi işte Afrikalı bilmem nereli Mahbub diye geçer. Ama işin aslına bakarsanız Mahbub gelmiş. Bundan daha güzel bir şey olur mu? Mahbub, Habib gelmiş.
isimli görevli evlat geldi, bütün temizliğimizi yaptı. Mahbub odayı derken gönül odasını, gönül hanesini temizledi. Görevini yaptı. Ben de küçük bir bahşiş verdim. Gene yazılarıma devam ediyorum. Allah Allah, edemiyorum yazışı. Nereden? Ben gene yazılarıma devam ediyorum. Neyse, okuyanın haline kalmış. 108 Kevser Sure-i Şerif'indeki kısa yolculuğumuz da böylece sona ermiş oldu. Bundan sonra yolumuz 109 Kafirun suresiyle devam edelim inşallah yolculuğumuza.